Gece gece aklıma takılanları bir konuşalım dedik. Tamam yavrum seninle de ilgileneceğim. iki dakika dur. Şimdi bir film seyrediyorum burada. Bizi kötüden koru diye. İlginç bir polisiye. Ama sonradan işin içine şeytan çıktı. Exorcist dediğimiz şeytan çıkartma aynı çıktı. Ya ne kadar saçma şeylere inanıyorlar bunlar ya. İşte kutsal suyu üzerine atıyor, adama diyor ki şeytan içinden çık, senin adın ne şeytan, senin adın ne şeytan. Hacı götürüyor, alnına değdiriyor, işte orası yanıyor falan. Ya bunlar hakikaten dinler tarihini de, dinleri de iyi bilmeyen insanların insanları etkilemek için yaptıkları filmler, diziler. Bir kere bu tür hacca inanan, kutsal suya inanan kişi pagandır yani direkt putperesttir. Hani o din için kötü bir şey söylemek istemiyorum ama bu bir gerçek. Çünkü bunların bu insanların geçmişinde yani Roma kültüründe eskiden bir paganlık vardı biliyorsunuz. İşte İstanbul'un kurucusu Konstantin, Kral Konstantin daha sonra Konstantinopolis oldu ya İstanbul adı. Geçmiş Kral Konstantin zamanında bu paganlığı bırakıp işte Hristiyanlığı kabul ettiler. Sonra Justinianus zamanlarında iyice Hristiyanlık ele alındı. Ama bunlar bu eski pagan aletlerini, putperest adetlerini devam ettiriyorlar bu sistem içerisinde. Hani Allah bunlara bu dini aklı, fikri, insanlığa, uygarlığa bir örnek olsun diye göndermesine rağmen o dini de batırdılar. Çünkü saçma sapan şeyler, şeytanı böyle çıkar, şöyle yapar. Ya ne kadar saçma şeyler ya. Şimdi bunları anlatınca bazı insanlar diyecek ki ya şimdi Hristiyanlığı mı konuşuyoruz? Ya maalesef aynı şey İslam'da da var. Yani İslam'ın kendisinde yok da biz uygulayıcılarda var işin doğrusu. İslam tertemiz bir din ama maalesef bizler kendi putperest ayinlerimizi İslam'ın içine sokarak dini de bizler de bozuyoruz. Nasıl Hristiyanlar yani Katolik kesim özellikle kendi dinlerini bozmuşsa bizler de maalesef putperestlikten gelen o eski alışkanlıklarımızda biz de İslam dinini bozuyoruz. Şimdi bunları ne kadar anlatsak da anlamak zor. Çünkü bunları bilmek için dinler tarihini bilmek gerekiyor. Şimdi birçok insan benim bu videomun altına eleştiri yapar. <laughs> çok mu biliyorsun derdi. İşte sen doktorsun bu nereden? Ya ben öyle veya böyle bugüne kadar okuduğum Kur'an'ın sayısı yüzün üzerindedir. Anladığım dille bak anladığım dilden bahsediyorum. Kitab-ı Mukaddes dediğimiz Tevrat ve İncil'i okuduğum üçün dördün üzerindedir ki o kocaman bir kitaptır. Dinlerin hepsi aynıdır arkadaşlar. Dinlerin hepsi aynıdır. Çünkü tek bir Tanrı vardır. İnsanları doğru yola göndermek için aracılar, elçiler, peygamberler göndermiştir Allah. Bu peygamberler insanlara doğruları söyler gider. Ama insanlar o dini tekrar bozar. Yeni bir peygamber gelir. Yani ne İslam ne Hristiyanlık, ne Musevilik, ne diğer eski dinler, hani bugün günümüzde olmayan ama Allah'ın 124 bin nebi ya da peygamber göndermiş olduğunu söylemiş olduğumuz bu tüm bu dinler aslında tek bir dindir. Bunların hepsi tektir. Çünkü Allah tektir. Hepsi de Allah'ın peygamberidir, aracıdır. Ve bunların arasında Konfüçyüs gibi, Leonardo da Vinci gibi, Kopernik gibi, aklımıza hayalinize gelmeyecek kadar nebi insan vardır. Yani ille de Nebiler İslam ülkelerine gelmez. Geçmişteki Hristiyanlara da gelir. Mesela Roma'nın ortasında yakılmış olan bir adam vardır. Der ki yani siz ne saçmalıyorsunuz Sayın Katolik Kilisesi. Dünyanın etrafında dönmüyorlar. Yani gezegenler dünyanın etrafında döndüğünü iddia ediyorlardı güneşin vesaire. Biz güneşin etrafında dönüyoruz diyor ve adamı da yakıyorlar. Yani her devirde nebiler vardır. Her devirde peygamberler vardır. Bunlar aracıdır. Allah'ın kelamını bir din şeklinde insanlara sunarlar. Ama bizde bu da yanlış anlaşılır. İslam geldikten sonra tüm diğer dinler kalktı denir. Kalkmadı. Bizim onları değiştirmemiz bekleniyor. İslam'ı bize gönderiyor. Bizler öğreniyoruz. Biz iyi bir uygulayıcı olacağız ki onlar da bizden örnek alacaklar. Biz ne yapıyoruz? Kavga ediyoruz, kelle kesiyoruz, kol bacak kesiyoruz, hırsızlık yapıyoruz, savaşlar çıkarıyoruz. Sonra diyoruz ki biz üstün diniz. Evet, bizim dinimiz üstün. Biz üstün değiliz. Biz insanlar üstün değiliz maalesef. Çünkü biz İslam'ı iyi bir şekilde uygulayıp örnek bir toplum olursak. Diğer milletlerdeki insanlar da bunu görerek İslam'a girebilir. Bunun aksi şekilde savaşla, kelle kesmekle, insan dövmekle, hakaretle siz dini yayamazsınız. Güzeli gösterirseniz insanlar gelir. Din haricinde bir örnek vereyim. Bakın hepinizin karnı acıkır günde 3 defa, 4 defa, kimisi 5 defa yemek yer. Hiç kimse parasıyla gidip kötü bir yemek yemek ister mi? istemez. Acıktığımız zaman iyi bir yerde yemek isteriz. İyi bir şey yemek isteriz. Değil mi? İşte din de böyledir. İslam'a çekmeniz gerekiyorsa siz örnek bir toplum olacaksınız. Yoksa şu anda günümüzde olduğu gibi tüm Türkler Avrupa'ya kaçar, Amerika'ya kaçar. Giderler oradan bize İslam adı altında bize e, aba altından sopa gösterirler, bizi kötülerler ama kendileri yurt dışında yaşarlar efendiler öyledir. Çünkü euro dolar da yüksek olduğu için orada 100 euro kazansa burada dünya para ediyor. Gelsin bakalım burada kazansın demek zorunda bırakılıyoruz şu anda. Konumuz o değil. Konumuz dinler. Filmden örnek verdiğim gibi saçma sapan pagan, saçma sapan putperestik ayinleri nasıl katolikliğin içine hatta protestanlığın içine giriyorsa İslam'da da bizim geçmişimizden gelen putperestliklerin birçok örneği şu anda mevcuttur arkadaşlar. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Önemli olan İslam'da şudur. Bakın. Kur'an okumak yetmez. Kur'an'ı okuyup anlayıp uygulamamız gerekiyor. Okuduğun şey cümle bir büyü değil. Yani sen onu okuyunca o sözler böyle uçuyor, gidiyor, oradan bir şey yapıp geliyor. Böyle bir şey yok. Olmadı hiçbir zaman. Kur'an bir öğüttür. İnsana yol göstericidir. Ve bundan 1400 sene evvel geldiği zaman kadınların hiçbir hakkı yoktu. Kadınlar, genç kızlar, çocuklar toprak altına mezarlara gömülüyorlardı. Hiçbir ne miras hakları vardı ne de yaşama hakları vardı. Bakın Nisa suresi ve diğer ilgili e, surelerle kadınlara o devre göre çok üst düzeyde haklar verildi. Bu bir devrimdir. Yani en büyük devrimlerden biridir. Ha günümüze uyguladığınız zaman e, farklı düşünebilirsiniz. Yani günümüzde böyle o zaman siz bir 1400 yıl evveline gidin o günleri yaşayın. Kur'an'ın o güne göre nasıl bir devrim yaptığını anlayın. Önemli olan budur. Allah bilmiyor mu Günü geldiği zaman insanların tüm din kitaplarını kendilerine göndermiş oldukları tüm yazılı eserleri okuyacağınızı, bilgileneceğinizi ve buna göre hukuk sistemini oluşturacağınızı bilmiyor mu? Biliyor tabi. İşte o yüzden son peygamber Hazreti Muhammed. Neden son peygamber Hazreti Muhammed arkadaşlar? Günümüzde hırsızlık yok mu? Alçaklık yok mu? Savaşlar yok mu? Katillik yok mu? Ama Allah... Size son peygamberi gönderdi ondan sonra bilimler çağı başladı. Yani şu an dünyadaki her insan İslam dahil Allah'ın göndermiş olduğu tüm kitaplara kavuşup anında okuyabilme şansına sahip. Evet çoğumuz Instagram'da Facebook'ta orada burada telefonu kullanıyoruz ama şu telefondan Kur'an'ın anladığınız dildeki ayetlerin de aynı anda görme şansına sahipsiniz. Bu hakkınız var ama kullanmıyorsunuz. Allah bilmiyor mu? Allah tabii ki biliyor. Bize bütün teknolojiyi gönderdi. Peygambere gerek yok ki artık. Çünkü son peygamberimiz geldi. Anlattı. Kitap verildi. Ondan sonra bilimler çağı başladı. Artık bundan sonra her şey sizde. Gün gelecek ahirette diyeceksiniz. Ya siz Yüce Allah'ım, Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'i gönderdiniz Araplar ama işte bizim zamanımıza daha sonra 1400 1500 sene geçti. Bunların hepsi eskidi. Şöyle oldu, böyle oldu. O da diyecek ki İnternetim vardı, kitaplarım vardı. Erişebilecek her türlü olanağım vardı. Sana bunları anlatan Levent Akçay vardı, başkası vardı, şu vardı, vardı. Bak her yerde bunlar konuşulur. Niye dinlemedin? Niye yapmadın? Anlatabildim mi? Elinizdeki telefon dahil her yerden her türlü sureye, ayete, dünyadaki her türlü eskiden gönderilmiş kutsal kitaba ulaşma şansınız var. Ha, Tevrat değiştirildi. Tabii ki değiştirildi. Ama Tevrat geçmişle ilgili tüm peygamberleri anlatan yegane kitaplardan bir tanesi. Orada tarihsel gelişimiyle anlatır. Ha Belli bir çağdan sonra da mesela e, Musevilerin Babil sürgününde değiştirilmiştir bazı yerleri. Sen hepsini oku, hepsine inanmak zorunda değilsin ama bilgin olsun. Doğruyu yanlışı sana zaten Kur'an anlatıyor. Kur'an'ı bilmiyorsan zaten senin Tevrat'ı İncil'i anlama şansın yok. Yok yani anlayamazsın. Sen Kur'an'ı bileceksin. Sonra gideceksin onları da okuyacaksın. Sonra tekrar döneceksin. Bir daha Kur'an okuyacaksın. Bak nasıl aydınlanıyor her şey. Şu anda dünyada yapmış olduğumuz birçok şeyin boş olduğunu anlayacaksın. Bak net olarak söylüyorum size. Birçok şeyin boş olduğunu anlayacaksınız. Zekat, zekatın doğru düzgün uygulanmadığını göreceksiniz. Kırkta bir diye bir şey yok zekat. İhtiyacından fazlasını paylaş diyor Kur'an. Konu kapandı. Kırkta biri uyduranlar kim biliyor musunuz? Hazreti Ömer bunu söylediği zaman böyle yapmamız gerekiyor dediği zaman onu öldüren kişiler. Bunlar çok geniş bilgiler. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Okumamız. Türkiye'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi Cuma'ya giderkenki gibi bir ayet alıp ayeti tek başına anlandırıp onu orada burada paylaşmak. Bakın o ayetin önü var, arkası var. O ayetin başka bir sürede kullanılış başka hali var. Yani bütün Kur'an'ı bilirseniz o ayeti anlarsınız. Tek bir cümleyle anlayamazsınız. Kur'an'ın şifresi falan da yoktur. Kur'an düpedüz en basit insanın anlayacağı şekilde yazılmış ender manzumelerden, enze ender öğütlerden bir tanesidir. Ve o devre göre çok üst düzeyde bir dille yazılmıştır. Ama hiçbir kutsal kitabın dili Allah'ın dili değildir. Bunu da bileyim. Kutsal kitabın, Kur'an olsun, diğerlerinin hepsinin lefi mahfuz dediğimiz Allah'ın katında gerçek kopyası vardır. Biz anlayabilelim diye peygamberlerimizin diline gönderilmiştir. Hz. İsa zamanında Aramice'dir ama dört tane İncil Yunanca'dır. Çünkü Hz. İsa katledildiği zaman yani onlara göre aslında ee, ...yükseltiliyor. Daha sonra bir... ...belli bir süre sonra tekrar geri geliyor. İnsanlara görünüyor. Tekrar gidiyor. Bu da ayrıntılı işler. Ee, Yunan... ...Yunan dilinde yazılmıştır. Dört tane İncil. Aramici değildir yani. Aslı yok. Ee, peki... ...Tevrat'a gelelim. Tevrat'ın ilk sayfaları... ...Mısır dili olan hierogliftir. Ve daha... Bakın ben söylüyorum buradan... ...birçoğu çözülememiştir o hieroglifin... ...ne demek istediği. Daha sonrakiler kendi dillerinde yazılmıştır, çevrilmiştir. Ben bir örnek veriyorum her zaman. Bunu çok iyi dinleyin. 33 ülkeye gittim, yüzün üzerinde şehir gezdim. Türkiye dışında Hristiyan dediğiniz adamlar var ya otellerinde sağdaki üst çekmeceyi açın orada ya İncil vardır ya Tevrat vardır. Bak en lüks otelde bile açın orayı orada İncil'i görürsünüz. Okurlar yatarlar. Bizde hangi otelde var? Koyarsan gerici derler. Niye? Niye onu söyleyeyim? Yani niye gerici oluyor? Yani bilen niye gerici oluyor? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu arkadaşlar? Öğreneceğiz. Hepsini. Kur'an'ı da öğreneceğiz. Bilimi de öğreneceğiz. Her şeyi bileceğiz. Ondan sonra muhakemenizi kendiniz yaparsınız. Türkiye'deki eksik belli başlı eğitimlerden bir tanesi Dinler tarihidir. Bakın bu sözümü hiç unutmayın. Dinler tarihini bilirseniz her şeyi çözersiniz. Hani peygamberlerin hayatını anlatmıyorum bakın size, Peygamberlerin hayatını bilin anlamında dinler tarihi farklı bir şeydir. Her din kendinden önceki dini içine katarak büyür. O yüzden geçmişteki şamanizm, putperestlik vesaire de, kendinden sonra gelen dinin içine katılarak devam etmiştir. Sentezlemeniz gerekir. Doğruyu yanlışı ayırt etmeniz gerekir putperest gibi kelimelere tapmamanız, insanlara tapmamanız gerekir. Tapılacak tek kişi Allah'tır. Dünyada kutsal hiçbir şey yoktur. Çünkü dünyanın her şeyi kutsaldır. Kutsal su, kutsal kitap, kutsal mabet, kutsal böyle bir şey yok arkadaş. Onun kutsayan insanlar. İnsanlar her şeyi kutsal görme eğilimindedir. Oradan bir çıkar sağlayacak, oradan bir manevi haz alacak içindeki hırsızlığı, ahlaksızlığı vesaire bir şekilde bastırmak zorunda. Kutsallaştırıyor. Ama dünyadaki aslında her şey kutsaldır. Oturduğunuz koltuktan tutun, ışık hüzmesinden kullandığınız mikroskopa kadar. Çünkü onların bütün bilimi Allah'a aittir. Allah en büyük matematik, en büyük bilim, en büyük biyoloji, aklınıza ne gelirse hepsini yaratmış varlıktır. Bütün bilimleri yaratan odur. O ne kadarını Size öğrettiyse gönderdiği kişilerle siz de o kadar da biliyorsunuz. İnsanlar da tabii ki 19. yüzyıldan sonra inanılmaz bir bilim ve öğreti işine girdiği için artık günümüzde çok hızlı bir şekilde bilim ilerliyor. Ve gün gelecek bugün bu elimizde tuttuğumuz telefonlar falan komedi olacak. Ha iyi yere mi gidiyoruz? Ha orası ayrı bir şey. Örneğin robotlaşmak. Şimdi okullarda görüyorsunuz. Benim oğlum robot yapıyor. Benim Keşke yapmasa. Keşke yapmasa. Onu öyle yapmasa. İnsan gücünün yerine keşke robotu koymasak. Biz artık insanları robotlaştırıyoruz. Ama ileride robotları insanlaştırmak zorunda kalacağız. Robota karşı değilim. Bilimselliğe de karşı değilim. Bilimsellik olacak. Mutlaka bunlardan yararlanacağız. Ama bir insanın işini robota devretmek akıldan uzak tutmak ve sistemi robotlaştırmak demektir. Robotlaştırılacak sistem vardır, robotlaştırılmayacak sistem vardır. Bu dediklerim ileride anlaşılacaktır. Bu videonun altına kızan, laf söyleyen çok kişi olacak. Ama onlar, bak söylüyorum bak namaz kılıyordu olsa, oruç tutuyordu olsa, başı kapalı da olsa, açık da olsa fark etmez. Negatif konuşanların dini bilmediğini iddia ediyorum. Dini bilen kişi benim ne demek istediklerimi hepsine harfiyen anladı ve dinler tarihini mutlaka öğrenin. Mutlaka. Ya Barbara Cartland'ı okuyorsunuz, bilmem ne okuyorsunuz. Ya benim kütüphanelerim üç oda dolusu kitabım var. Hepsini dağıttım. Hepsini biz de okuyoruz. Ama ya bir günde şu kitabı anladığınız dilde okuyun be kardeşim. Bak anladığınız dilde diyorum. Arap çeviriyorsan Arap çok iyi. E, Türk çeviriyorsan Türk çok iyi. Aman efendim hala çevrilememiş Elif Lambim var. Hala bizim çeviremediğimiz yerler var Kur'an'da. Ya affedersin be gerizekalı. Hala çeviremediysen zaten Arapça okusun hala çevirememiş oluyorsun arasını. Sen anladığını anla bari. Yani en azından bir kısmını anla ya. Hani bir cümlede bir ayetle gelme bana. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bir bütündür. Elmanın dilimleri gibi gö düşün. Bir tane dilim çekip orayı yiyerek hallolmaz. Bütününü almamız lazım içine. Hangi dilde anlıyorsanız Kur'an'ı o dilde okuyun. Sonra geçin kitabı mukaddesi. Onu da bitirin. Bir daha dönün Kur'an'a. Her şey aydınlanacak. Bakın buna emin olun.